GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizin konusu osilatörlerle ilgili ve iki tane osilatörlerde çalışmalarımızı paylaşacağız. Önce teorik açıklamalar, daha sonra uygulama olarak platform üzerinde sizlere aktarımlar sağlayacağız. Özellikle İlk etapta teorik anlamdaki bilgileri biraz hızlıca geçmek istiyorum. Uygulamaya daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Tabii ki osilatörler 2 eğitimi bu. Daha fazla devam edecek osilatörler trend göstergeleri şeklinde. Ama onun öncesinde ilk etapta osilatörlere yeni başlayanlar öncelikle osilatörler ne işe yarar webinarını incelemesi gerekiyor. Daha sonra osilatörler 1 ve bugünkü osilatörler 2 daha sonraki aylarda 3 4 5 gibi sürekli devam edecek eğitim çalışmamıza aktif bir şekilde katılabilir ama önce osilatörler ne işe yarıyor e, sorusunun cevabını net bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Tabii ki bugünkü konumuzda e, osilatörler 2 dediğimiz stokastik osilatör ve Williams Person Range dediğimiz indikatörler üzerinde duracağız. E, bu yüzden de özellikle ilk defa osilatörler eğitimine katılan yatırımcılarımız tabii ki bu eğitime dahil olabilir ama ilk etapta osilatörler ne işe yarar videosunu da muhakkak incelesin. GCN Forex'in YouTube sayfasında konuyla ilgili video çalışmalarına ulaşabilirsiniz ifadesini kullanabiliriz. Bugünkü eğitimimizi stokastik osilatör ve Williams Percent Range indikatörlerinin üzerinde Duracağız. Öncelikle stokastik osilatörlere başlayacağız. Daha sonra da e, teorik açıklamaları bitirdikten sonra Williams-Person range'e geçeceğiz. Ve en son olarak da uygulamalı olarak iki indikatöründe çalışma prensiplerini sizlere aktarmış olacağız. Hemen e, konuya geçmeden önce eğitimimize şu anda katılanlar arasında bir çalışma, anket çalışması gerçekleştirmek istiyorum. Osilatörlerle ilgili daha önce eğitim alıp almadığını sorguluyorum. Eğitim aldım ya da eğitim almadım şeklinde bana geri dönüş yaparsanız daha etkili olacaktır. Peki aldım diyen sayısı daha fazla. Peki şu anda uygulamada sizlere aktaracağımız stokastik osilatör ve Williams Percent Range bilgisine dahil misiniz yoksa ilk defa mı bu konuyla ilgili bilgi alacaksınız Evet ilk defa diyenlerin sayısı daha fazla o halde en başından itibaren tane tane bunları anlatacağımı söyleyebilirim hemen hızlıca stokastik osilatöre geçelim. Stokastik osilatör teknik analizde kullanılan bir yöntem, osilatör olarak kullanılan bir yöntem, 1950'li yıllarda George Lane tarafından geliştirilen önemli bir sistem ve bir indikatör olarak platform içerisinde yer almaktadır. Amacı aşırı alış ve satış bölgelerini görmeyi sağlar. Özellikle indikatör eğitimlerimizde biz ne diyoruz? İndikatörler 3'e ayrılır. Birincisi trendi görmeyi sağlayan indikatörler, ikincisi aşırı bölgeyi görmeyi sağlayan osilatörler, üçüncüsü de hacim göstergeleri diyoruz. İşte bu indikatör aşırı bölgeyi görmemizi sağlayan osilatörlerden birisidir. Bu yüzden de önemlidir. Özellikle stokastik osilatörün tanımı bir finansal varlığın kapanış fiyatının verilen bir periyot içerisinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir olarak ifade edebiliriz. Burada iki tane özellikle biraz sonra platform içerisine girdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. İki tane eğri ile gösterilir. Özellikle bu eğriler yüzde K ve yüzde D eğriler olarak ifadelendirilir. Ve burada özellikle bunlara göre belirli yorumlamalar kaydediyoruz. Özellikle K ve D eğrisi bizim için gerçekten önemlidir. Standart olarak baktığımızda 20 ve 80 seviyeleri referans olarak kullanılır. K eğrisi için 5, D eğrisi için 3 ve yavaşlama içinse 3 günlük periyotlar baz alınmaktadır. Dikkat ettiyseniz 5, 3 ve 3 rakamları söz konusu ve günlük periyot hareketli ortalamalardan yararlanılarak kullanılan bir göstergedir. Bu yüzden de trend gösteren indikatörlerden birisi olan moving average yani hareketli ortalama gerçekten çok önemli. 20 ve 80 seviyesi, referans seviyesi 5, 3 ve 3 gibi rakamlarda günlük periyotta işleme dair olan yani baz alınan seviyelerdir ifadesini kullanmıştık. Bunlar da platform içerisinde net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında Bunlar standart olarak hiçbir şekilde değişmeyen rakamlar. Evet siz bunları değiştirebilirsiniz. Yani K erisi, D erisi ya da yavaşlama için olan rakamları değiştirme şansınız tabii ki var. Bununla ilgili bazı rakamlar, bazı rakamsal ifadeler piyasalarda yer almaktadır. Ama standart olarak platform içerisinde bu rakamların oluştuğunu ifade edebiliriz. Burada Hareketli ortalamadan bahsetmiştik hatırlarsanız. 5 günlük, 3 günlük diye burada hesaplanış biçimleri söz konusu. Ve hareketli ortalamanın metodu da simple. Yani basit hareketli ortalamalardan yola çıkarak bir fiyatlama gerçekleştiriliyor. Özellikle fiyatın dahil olduğu alan low bölü high. Yani düşük bölü yüksek. Yani o ilgili finansal varlığın düşük ve yüksek seviyelerini Buradan inceliyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Tabii ki bunlar teorik olarak sizlerle paylaştığımız alanlar. Bundan sonra biraz daha grafik üzerinde ekstra açıklamalarımızı paylaşacağız diyebiliriz. Bu arada konu dışında sorular gelmeye başladı. Öncelikle konu dışında sorularımızı lütfen analiz@gcmforex.com ya da webinar@gcmforex.com adresine mail olarak paylaşabilirsiniz. Özellikle şu anda ilgilendiğimiz konular üzerinden sorular sorabilirseniz çok daha memnun olurum eğitimi pekiştirmek amacıyla. Baktığımız üzere platform içeriğinde osilatörler ve stokastik osilatörler olarak ekleniyor ve karşımıza biraz önce sizlerle paylaşmış olduğumuz iki tane ekran çıkıyor. 20 ve 80 seviyeleri bizim için referans da hatırlarsanız K eğrisi için 5, D eğrisi için 3, yavaşlama için 3 günlük basit hareketli ortalamalardan yola çıkarak bir fiyatlama dahil olunuyor. Fiyat alanı da düşük bölü yüksek olarak değerlendirilir. Burada standart olarak her şeyin kayıtlı hiçbir şekilde değişiklik yapmanıza ihtiyaç yok. Ama ben değişiklik yapmak istiyorum derseniz tabii ki seviyelerde değişikliğe gidebilirsiniz. Bu sizin için özel bir sistem olacaktır diyebiliriz. Hemen platform üzerinde attığımızda özellikle alt panelde bir tane e, daha doğrusu iki tane çizgi yer almaktadır. Özellikle bir tanesi kesikli çizgi, diğer ise normal bir çizgidir ve biz buna göre net bir şekilde kararlar vermeye çalışacağız. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus 80 ve 20 seviyeleri. 80 seviyesinin üzeri aşırı alış bölgesi, 20 seviyesinin altı aşırı satış bölgesi. Bu indikatörün amacı neydi? Aşırı satış ve aşırı alış bölgelerini görmemize sağlayan bir gösterge ifadesini kullanmıştık. İşte bu bölgeler aşırı bölgelerdir ve özellikle bu bölgelerde yatırımcıların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Peki teorik anlamda bunlar bu şekildeyken ben ne yapabilirim? Yani ben burada bu indikatörlerle birlikte al ya da sat işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Peki bu mümkün mü? Mümkünse neler yapmamız gerekiyor? Hangi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları da sizlerle paylaşacağız. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken en temel husus aşırı bölgelerden sonra gerçekleşecek olası hareketler. Bu bizim için çok önemli. Biz 80 ve 20 seviyelerine göre bir aşırı hareketlilik konuşuyoruz. Yani 80'in üzerinde aşırı alış bölgesi, 20'nin altında aşırı satış bölgesi. O halde 80 seviyesinden aşağı yönlü bir kırılma gerçekleştiği zaman piyasanın yani ilgili finansal varlığın aşağı yönlü baskısını oluşma sinyali devreye girecektir. Ya da 20 seviyesinin üzerine tekrar çıktığı zaman da alış sinyali devreye girecektir. Yani burada bilmem gereken husus nedir? 80'i aşağı yönlü kırarsa satış, 20'yi yukarı yönlü geçerse alış stratejisi olacak şekilde. Özellikle yuvarlak olarak işaretlediğim bölgelere dikkat edecek olursanız ve 80'in aşağı yönü kırılması ya da 20'nin yukarı yönlü geçilmesini dikkatle izlerseniz burada al ya da sat sinyalinin net bir şekilde gerçekleştirdiğini çok e, burada grafik üzerinden de görebiliyoruz. Birazdan uygulama olarak zaten paylaşacağız ama yine de burada önce mevcut teorideki açıkladığımız bilgilerin e, bu grafik üzerinde pekişmesi gerekiyor. Yani 80'i aşağı yönlü kırması durumunda satış, 20'yi yukarı yönlü geçmesi durumunda alış stratejileri ön planda kalabilir. Peki 80 ve 20 seviyeleri arasındayken neler yapmamız gerekiyor? Burada özellikle standart olarak 20 ve 80 seviyeleri bizim için önemli. Ama illa e, bu seviyeler kullanılacakmış ya da bu seviyeler dışında başka bir seviye kullanılmayacakmış gibi bir algı oluşmamalı. Kendi kontrol noktamızı kendimiz oluşturabiliriz. Özellikle 80'den dönüşlerde. 20 seviyesini beklemektense ortada bir kontrol noktası belirlemek ve buna göre yeni kararlar almak önemlidir. Bu bizim için gerçekten dikkatle takip etmemiz gereken bir husus. Tabii ki bu kontrol noktası nedir? Yani hangi seviyedir? sorusunun cevabında ise stokastik göstergesinin özellikle bir destek direnç olarak çizebileceğimiz alanı incelemek gerekiyor. Ben dolar/yan paritesi 1 saatlik grafiğe baktığımda 48 seviyesinin kontrol noktası olduğunu görüyorum. Bazı grafiklerde 50, 51 ya da 46 gibi rakamlarda olabilir. Bu yüzden de siz kendi kontrol noktanızı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Bu neden önemli? Özellikle 80 seviyesinden başlayan düşüşlerin 20 seviyesine kadar devam edip etmeyeceğini sorguluyoruz. Bu yüzden de kontrol noktasının yönlü kırabilirse, o zaman 20 bölgesine hatta daha da alt bölgeye yerleşebilir. Ya da 20 bölgesinden gerçekleşen dönüş, yukarı yönlü hareketini 80 ve üzerindeki rakamlara oluşturabilecekse o halde kontrol noktasını geçmemiz gerekiyor. Yani Forex piyasası dünyanın en büyük ve en likit piyasası olarak önemi biliyoruz, hepimiz biliyoruz ve saniyeler içerisinde piyasalarda çok sert hareketler görebiliyoruz. Mesela bugün Amerika'dan gelen Perakende satışları verisiyle Euro dolar 1.1180'i bir anda gördü ya da Sterlin dolar 1.5633'leri bir anda gördü. Yani bu kadar hızlı bir piyasada biraz daha riskimizi minimize etmek gerekiyor. Bu yüzden de kontrol noktası oluşturmak bizim için önemli ama zorunluluğumuz yok. Bu indikatörün teorisi içerisinde yer alan bir durum değil. Ben sadece riskimizi azaltmak için kontrol noktasına ihtiyacımızın olduğunu Forex piyasasının büyüklüğünden dolayı sizlere paylaşıyorum. Tabii ki 80 ve 20 seviyelerini baz alıyoruz ama sadece 80 ve 20 seviyelerine göre bir işlem stratejisi oluşturmak sadece buna bakarak doğru değil. Tabii ki burada stokastik göstergeleri var. D eğrisi, K eğrisi. Bakın bunlar da bizim için çok önemli. Burada mavi renkli bir çizgi ve kırmızı renkli kesik çizgiler yer almaktadır ve buranın aslında bu iki çizginin birlikte kesişmesi durumunda yeni sinyaller de görebiliriz. Özellikle bu sinyaller 80 ve 20 seviyelerinde gerçekleşirse en azından en tepe ya da en dip bölgelerine yakın yerlerde pozisyona dahil olma ihtimalleri kuvvetlenecektir. Ama bu 80 ile 20'nin arasında da bir yerde olabilir. Önemli olan burada Diğer bir işlem stratejisi olarak düşündüğümüz eğrilerin kesişimi sonrasında oluşacak senaryo. Mesela mavinin kırmızı kesikli çizgiyi üst bölgeden kesip aşağı doğru indiği senaryoyu düşünelim. O halde satış pozisyonları aktif olacaktır. Ya da tam tersine mavi renkli çizginin kırmızı çizgiyi alt bölgesinden geçerek yukarı yönlü çıkış kaydetmesi. Yani hep kesişmeler ve kırılmalardan bahsediyoruz. Bunlar da bir alış stratejisi olarak değerlendirilebilir. Yani biz sadece 20 ve 80 seviyelerine bağlı kalmıyoruz. K ve D eğrilerinin birbirleriyle kesişmesi sonrasında oluşan hareketleri de. Aşağı yönlü bir kesişme olacaksa bu satış, yukarı yönlü bir kesişme olacaksa bu alış sinyali olarak değerlendirilmelidir ifadesini kullanabiliriz. Bu konuyla ilgili hemen bir soru gelmişti. DVK'nın kesişmelerine bakılıyor deniyor bazı kaynaklara. Evet, burada hem 20-80 seviyeleri hem de DVK kesişmelerini birlikte bakıyoruz. Tabii ki 20 ve 80 seviyelerinde yapılan kesişmeler daha önem arz ediyor ama burada illa 20'ye ya da 80'e göre bir kesişme olacakmış gibi bir algı oluşmaması gerekiyor. Tabii ki bu seviyelerin arasında ya da 80'in üzerinde ya da 20'nin altında aşırı bölgelerde de bize böyle sinyaller verebilir. O halde bu bölgelerde de kesişmeler baz alınır. Yoksa 20 ve 80 seviyeleri dikkate alınabilir ifadesini kullanabiliriz. Bu bizim için gerçekten önemli. Son olarak da sokastik osilatörle ilgili söyleyebileceğimiz en önemli ipucu bu indikatörün Kısa vadeli grafiklerle çalışma prensibinin daha etkin olduğu. Sonuçta hareket alanını görecek olursak çok sert bir şekilde 20 bölgesini ve 80 bölgesini test ediyor. Bu ne demek? Özellikle bu indikatörün kısa vadeli yani gün içi işlemlerde trade edebilme imkanını güçlendiriyor. O halde ben gün içi işlemlerde indikatörlerden yararlanacaksam Stokastik osilatör bu indikatörlerin başında yer alabilir. Bu hususa lütfen dikkat edelim. 1 saatlik grafik, 4 saatlik grafik, 30 dakikalık grafik, 15 dakikalık grafik gibi kısa vadeli grafiklerde yer alınabilir. Özellikle bu ile birlikte çalışacaksak. Çünkü çok hızlı bir şekilde 20 ve 80'ler test edildiği için ben de buna kayıtsız kalmak istemiyorum. Zaten benim amacım kısa vadeli işlemler yapmak yani gün içi işlemler yapmak. Bu yüzden de özellikle e, ben kısa vadeli işlemlerde bu indikatörü dikkat edebilirim ifadesini kullanabiliriz. Burada rakamlar olarak yani standart değerler 20 ve 80 seviyesi ilaveten KS değeris ve Yavaşlatma rakamlarına baktığımızda 5 3 3 ideal rakamlar yani standart referans rakamlar olarak kaydedebiliriz. Bunun yanı sıra 12 6 ve 3 gibi rakamları da kullanan traderler traderlar söz konusu. Tabii ki biz e, kullanabilir miyiz, kullanamamamız bu tamamen sizin stratejilerinize ve ilgili finansal varlık üzerindeki oluşumuna göre değişmektedir ifadesini kullanabiliriz. Bir de Stokastik osilatörle ilgili aktarabileceğimiz bir diğer husus divergence özellikle osilatörlerde bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Peki divergence dediğimiz şey nedir? Aslında uyumsuzluktur. Nedir uyumsuzluk? Fiyatın örnek veriyorum yukarı yönlü çıkış kaydederken ilgili indikatörün ya da göstergenin tam tersi yönde hareketler gerçekleştirmesi. Ve grafiğimize baktığımızda dolar türk haftalık grafiğinde yukarı yönlü bir trendin söz konusu iken stokastik osilatörün özellikle aşağı yönlü baskıyı devam ettiren bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Tabii ki haftalık grafiği ben burada dahil ettim. Hani divergence'ı çok daha net görebilmeniz açısından ama illa hastalıkta divergence olacakmış gibi bir algı oluşmasın. Sizlere güncel olarak bunları paylaşmak için güncel grafiklerden yararlanmak istedim. Bu yüzden haftalık grafikte de bu görsel gözüme çarptığı için sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki kısa vadeli grafiklerde çalışıyoruz biz dolar Türk lirasında. İdeal saat dilimi nedir diye soracak olursanız indikatörlerin 4 saatlik grafiklerde başarılı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de en başta 4 saatlik grafikleri incelemek bence faydalıdır diyebilirim. E, 1 saatlik grafiklerde de tabii ki e, aşağı yönlü hareketler yer alabilir. Bu husus bizim için gerçekten önemli. Özellikle trend hareketlerinde tabii ki bu dalgalanmalar söz konusu. Ama burada özellikle uyumsuzluğu dikkat etmek gerekiyor. Yani bir uyumsuzluk, yani bizim yanıldığımız bölgeler olabilir mi, olamaz mı? Tabii ki trend içerisinde dalgalanmalar ya da e stokastik osilatörün karakteristik gereği iniş ve çıkışlarının çok sert olması ilgili divergence'ın ihtimalini bazen kuvvetlendiriyor. Yani vadeyi uzattığımız zaman bu tarz durumları tabii ki karşı karşıya kalabiliyoruz. ama burada özellikle şu hususu dile getirmek istiyorum. İndikatörlerle işlemler gerçekleştirirken Özellikle kazançlı işlemler sayısı arttıkça indikatör olan güven artar psikolojik olarak. Ama o indikatörün standart sapması yani hata payının olduğu bu da unutulur. Özellikle güvenin daha fazla yerleştiği zamanlarda. Bu yüzden de her işlem stratejisi başarıya gidecekmiş gibi bir algı yaratmaması gerekiyor. Her işlemim karda kapanacakmış gibi bir düşünce oluşmamalı. Hem temkinli ve disiplinli olmaya özen göstermemiz gerekiyor. İşte yanıldığımız alanların en başına da divergence e, geliyor ve özellikle yatırımcıların zarar ettiği durumlar özellikle divergence olduğu zamanlardır. Burada neden kaynaklanıyor? Yatırımcılar sadece bir tane indikatörü kullandığı için e, bu tarz hatalı durumlarda maalesef teyit edemiyor. Teyit edemediği için de işlem stratejileri zarar elde ediyor. Bu yüzden de özellikle stokastik osilatörü kullandığımız zaman burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus birden fazla indikatörü birlikte kullanmak ve bunların birbirini teyit edip etmediğini araştırmaktır. Bu husus bizim için önemli. Burada değerleri tabii ki değiştirebiliriz yine 5, 3, 3 gibi rakamları değiştirerek kararlar verebiliriz. Yeni kararlar alabiliriz. Bu hususlar bizim için önemli. Genel anlamda stokastik osilatör ile ilgili benim aktarabileceklerim teorik ve bazı grafiksel yöntemler üzerindeki etkileri bunlardan ibarettir. Hemen ben sıcağı sıcağına stokastik osilatörle ilgili bilgileri yani soruları alayım. Bunları cevaplandırayım. Sonra Williams Person Trench'e geçelim. En son aşamada bu indikatörleri birlikte grafik üzerinde değerlendirelim. Hemen bakıyorum sorulara. Sokastik kısa vadeli işlemlerde daha iyi çalışır değil mi? Evet, Sokastik indikatörü genellikle kısa vadeli grafiklerde daha başarılı olma yolunda ilerliyor. Zaten karakteristik gereği de bize bunu destekliyor. 5, 5, 3, 3 ideal olanı mı? Saatlik, 4 saatlik değişken mi? İdeal olan yani standart olarak kullanılan rakam 5, 3, 3'tür. Ve 20 ve 80 rakamlarıdır. Saatlik ve 4 saatlik değişkenlik gösterebilir mi? Kesinlikle gösterir. Yani her indikatör her zaman diliminde aynı başarıyı sağlayacakmış gibi algılanmaması gerekiyor. 1 saatlikte ya da 4 saatlikte, 1 saatlikte yukarı yönlü hareket gösterirken 4 saatlikte aşağı yönlü hareketler gösterebilir. Önemli olan sizin hangi grafikte çalışma prensibini devam ettirdiğiniz e, gerekir bu husus tabii ki sizin e, backtest çalışmalarınızda e, görülecektir. Lütfen bu hususa dikkat edelim. DVK'nın kesişmelerine bakılır deniyor. Bazı kaynaklarda 20 ya da 80 kesişmelerine değil demiş bir yatırımcı. 20 ve 80 seviyelerine göre de tıpkı RSI'deki ya da CCI'deki gibi e, indikatörlerde de bunlar bakılır. 20 ve 80 seviyelerinin kırılmalarını da inceleyebiliyoruz. Genellikle zaten kesişmeler bu bölgelerde daha sıklıkta karşılaşıldığı için 20 ve 80 seviyeleri baz alınabilir ama sadece 20 ve 80'e baz alım e, almak doğru değil. Bunun yanı sıra ilaveten D ve K kesişmelerine de bakmak gerekiyor. Bu bizim için önemlidir ifadesini kullanabiliriz. Bunun yanı sıra stratejilerde değerler değiştirerek kullanılabilir. Tabii ki e, mevcut standart olarak kullanılan rakamlar değişerek başka rakamlar kullanılabilir ve bu rakamlarla birlikte backtest çalışmasıyla uygun bir sistem yaratılabilir. Bu tab 2 tamamıyla sizin nasıl bir sistem ve işleyiş mekanizmasıyla çalışmak istediğinizin göstergesidir. Yani biz standart olarak bunları sizlerle paylaşıyoruz. Rakamsal değişikliği siz kendi sisteminizde ya da kendi finansal varlık üzerindeki etkileriyle değiştirebilirsiniz. Bu bizim için önemli. Hemen Williams Percent Range'e de geçmek istiyorum. Teknik analiz yönteminde kullanılan bir indikatör Williams yüzdesel R göstergesidir. Larry Williams tarafından geliştirilen bir indikatördür. Aşırı alış ve aşırı satış bölgesini görmemizi sağlayan bir osilatördür. Bu bizim için önemlidir. Tıpkı stokastik osilatör gibi stokastik osilatörle birlikte kullanılabilir. Alt ve üst en, en alt ve en üst mesafeyi değişiminin yüzdesel olarak bize farklılığını verir. Stokastik osilatörle yakın bir ilişki içerisindedir. Yani birlikte kullanılabilir ama aynı osilatör olduğunu unutmayalım. Stokastik osilatörde 20 ve 80 rakamları vardı. Williams Person Trench'te eksi 20 ve eksi 80 seviyeleri referans değeri olarak kullanılır. Sadece 14 günlük periyot baz alınmaktadır. Buna lütfen dikkat edelim. Özellikle stokastikten ayıran özellik budur. Eksi 20 ve eksi 80'de bir diğer ayıran özelliktir. İki indikatör de osilatörlerdir, Yani aşırı bölgeyi görmemizi sağlayan göstergelerdir ifadesini kullanabiliriz. Platform üzerinde eksi 20, eksi 80 rakamlarını görebiliriz. İlaveten zaman aralığı bölümünü de 14 olarak görebiliriz. Bunun momentum'da da RSI göstergesinde de standart bu şekilde bir kalıbı görebiliriz. Sadece rakamlar farklıdır ama... Williams Percent Range'de zaman aralığı tıpkı Momentum'daki gibi, RSI'deki gibi 14 günlük peyot olarak değerlendirilmektedir. Sadece değişen durum referans olarak aldığımız 80 ve 20'dir. Diğer genel görüntü hemen hemen aynıdır. Osilatörlerin amacı aşırı bölgeyi görmemizi sağlar ve ilgili bölgelere göre stratejiler oluşturulabilir. Buna dikkat edelim. Hemen grafik üzerine attığımızda hemen sol bölgede yüzdesel R parantez içinde 14 yazar. Yani Williams Percent'ın yüzdesel değeri 14 günlük fiyatlar baz alınmaktadır. Ve dikkat edilir ise eksi 20 ve eksi 80 rakamları dikkat çekmektedir. Eksi 20'nin üzeri aşırı alış bölgesi. Eksi 80'in altı aşırı satış bölgesi olarak bizim için önem arz ediyor. Tıpkı biraz önce stokastik osilatörle daha önce de RSI, CCI gibi göstergeler hatta momentum evet e, tam rakamlar olmasa da yine o indikatörde benzer bir özellik ve dikkat edildiyse hep yorumlama hemen hemen aynı. Eksi 80'in üzerine çıktığı zamanlarda alış, eksi 20'nin altına düştüğü zamanlarda satış stratejilerinin oluştuğu bir indikatördür ifadesini kullanabiliriz. Özellikle bu bizim için önemli. Hemen ilgili grafik Euro dolar 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. E, burası güncel bir grafiktir. Son hareketleri baz aldığımızda da özellikle 1, 12, 15, 11215 20 bölgelerinden gerçekleşen dönüş aslında eksi 20'nin aşağı yönü kırılması ile birlikte desteklendi. Son hareketlere baktığımızda eksi 80'in üzerine çıktı. Daha gün içerisine dikkat ettiyseniz 1.10.85'ler görülmüştü. Sonra tekrar bir geri dönüş kaydedildi. Ve burada da tekrar eksi 80 test edildi. İşte bu tarz dönüşlerde özellikle stokastik osilatörlerde bahsetmiş olduğum kontrol noktalarını belirleyebilirseniz en azından pozisyonunuza devam edip etmeyeceğiniz konusunda karar verme mekanizmanız da güçlenebilir. Burada da mesela eksi 20, eksi 80 arasında rakamlar belirleyebilirsiniz. Mesela eksi 50, eksi 45 gibi örnek veriyorum. Tabii ki bu tamamıyla ilgili çizgilerin oluşturacağı destek dirençlere göre baz alınacak rakamlardır. Bu lütfen unutulmasın. Kontrol noktası belirlemek zorunda mıyız? Stokastik osilatördeki gibi belirlemek zorunda değiliz ama olası ters hareketlerde, yani stratejinin yanılma payının olduğu zamanlarda biraz daha riskimi minimize etmek adına kontrol noktası belirleyebiliriz. Bu bizim için çok önemli. Genel anlamda Williams Person Trench'i daha hızlı bir şekilde aktardık dikkat ederseniz. Çünkü standart olarak bilinen bazı kavramlar var. Bu bizim için çok önemli. Burada tekrar özetleyecek olursam özellikle burada eksi 20, eksi 80, 20, 80 gibi rakamlar baz alınır. Standart olarak kullanılan değerlerdir. Williams Person Trench'te 14 günlük hareketler değerlendirilir stokastik osilatörde K eğrisi, D eğrisi ve yavaşlama rakamları söz konusudur. Bunlar da 5, 3, 3 gibi rakamlar baz alınır. Özellikle e, basit hareketli ortalamadan yol, yola çıkılır. Burada hatırlarsanız la e, Law bölü tarzında bir hesaplanış biçimi söz konusuydu. Stokastik'i Williams Percent range'den ayıran özellik aslında kabataslak bu. Williams percent range'de olmayan ne vardı? D eğrisi, K lisi gibi rakamlar söz konusu değildi. İşte stokastik osilatörün daha fazla kullanılmasının, daha fazla aktarım sağlamamızın nedenlerinden birisi de bu. Bu yüzden de özellikle bu hususa dikkat edelim. Şimdi buraya kadar olan bölüm tamamıyla teorikti. Şimdi uygulamalı eğitime geçmek istiyorum. Hemen bir ya da iki tane uygulamalı bir finansal varlık üzerinde e, ...paylaşımlar gerçekleştirmek istiyorum. Hemen buna dikkat edelim. Öncelikle platformumu açmak istiyorum. Burada platformumu incelemek istiyorum. Burada e, sizlerin de tabii ki aktaracağı finansal varlıklar üzerinde bir çalışma prensibi içerisine girmek istiyorum. Özellikle burada e, benimle paylaşacağınız finansal varlığı sormak istiyorum size... Eurolar, i̇şte Euro dolar altın, dolar Türk lirası, Euro Türk lirası, gümüş, ham petrol hangisini isterseniz bunlarla ilgili sizlere birlikte bir çalışma prensibi içerisine gireceğiz. İki tane finansal varlık almak istiyorum. Bana iki tanesini söylerseniz bunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Buna lütfen hemen question bölümünden bizlere paylaşım sağlayınız. Altın var, Avustralya doları, dolar var, dolar yen var, dolar Türk lirası var, ham petrol var. Genellikle yatırımcılarımızın sormuş oldukları euro dolar var. Ama altının daha çok olduğunu görebiliyoruz. Önce altın fiyatları üzerinde duralım. Daha sonra da diğer finansal varlığı tekrar seçim gerçekleştirelim. Şimdi 4 saatlik grafiği incelediğimizde aslında indikatörü kullanmadan önce Şöyle kaba, kaba, taslak bir fiyat hareketlerine bakalım. Önce genel bir fikrimiz olsun. Altınla ilgili. Baktığımızda 4 saatlik grafikte çalışıyoruz. Şu anda benim dikkat ettiğim bölge ne? Yani benim genel görüntüm ne aslında? Benim altınla ilgili düşüncem düşüş. Baktığımız üzere uzunca bir süredir devam eden bir düşen trend var. Bakın hiçbir şey yapmadan önce ben yönü görmeye çalışıyorum. Tabii ki bu birazcık daha ayrıntıya girer. Hani bunu bu indikatörü ya da stokastik osilatör ya da Williams Perse anlatırken bir işinize yarar mı? Hayır yaramaz. Sadece bakış açınızı bazı faktörlere göre devam ettirmek gerekiyor. Yoksa ben direkt stokastik osilatörü platformumuza atıp şurası şöyle burası böyle tarzına ifade edebilirdim. Ama önce bakış açımızı biraz değiştirmek lazım. Çünkü Forex piyasası dünyanın en büyük ve en likit piyasası saniyeler içerisinde ciddi hareketler oluyor. Bu yüzden de biz bu tarz hareketlere kayıtsız kalamıyoruz. Maalesef psikolojik açıdan kayıtsız kalamıyoruz. Her hareketi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de riskimizi minimize etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bazı algılara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben burada özellikle baktığımda aşağı yönü bir ralliden söz edebiliyorum. O halde ben bir düşüş trendinin varlığını konuşabilir miyim? Evet konuşabilirim. O halde benim öncelikli amacım ne olması lazım? Satış. Yani aşağı yönlü bir trend varsa ben öncelikle satış pozisyonlarında yer almak isterim. Yani satış stratejilerinin ya da satış fırsatının olduğu bir yerde yer almak isterim ki en azından olası ters harekette zararım daha da az olsun. Şimdi düşüş trendi içerisindeyken alış sinyali geldiğinde ve ben bu alış sinyaline dahil olduğumda evet kısa vadeli olarak ben anlık hareketlerden yararlanmış olurum. Ama özellikle alış pozisyonları trendin tam tersineyken ve ben özellikle pozisyonumu doğru noktadan kapatamazsam işte o zaman canım ciddi anlamda yanacaktır. Bu yüzden de indikatörlere körü körüne bağlanmak doğru değildir. Muhakkak kendi mekanizmanızı da kendi sisteminizde özellikle basit teknik analiz varyasyonlarını kullanarak da destek direnç ve kanal eğilimlerini bu şekilde kendinizi garanti altına alın. Bu gerçekten çok önemli bizim için çok da dikkat eden bir durum. Hemen stokastik osilatörü eklemek istiyorum stokastik osilatör 20 ve 80 seviyesi renklere baktığımızda mavi ve kırmızı sinyali veren bölge kırmızı kesikli çizgi mavinin kırmızı kesikli çizgiyi kırması durumda yani kesmesi durumunda sinyali aldığımız bölge 20 ve 80 seviyelerinde baz alıyoruz. Bunun dışında K eğrisi 5, yavaşlatma 3, yüzde D aralık 3 ve basit hareketli ortalamaya baz alınıyor demiştik. Hemen ekle, ekledik. Hemen grafiği incelemek istiyorum. Bunu biraz büyütmek istiyorum. Şimdi ne diyoruz? Mavi renkli çizgi. Kırmızı kesikli çizgiyi alttan kesip üste doğru çıkıyorsa biz buna bir al sinyali söyleyebilir ifadesini kullanabiliriz. Yani sadece 20 ve 80'e göre değil de özellikle K ve D eğrilerine göre de bunu konuşabiliriz dedik. Baktığımız üzere burası kesişimi ve kesişimden sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Peki hareketin başlangıç alanı nerede? Kabataslak burada. Yani hangi seviyede? Baktığımız üzere 1152.87'lerden başlayan bir yukarı yönlü hareket var. Baktığımız üzere zaten 1153'lerden toparlanan bir görüntü söz konusuydu. Hatta 1152'lerden de toparlanan hareketler var. Ama genel görüntüde baktığımızda 1153'ün önemli bir destek noktası olduğunu görebiliriz. Spike'lara da inceledim. Yani mumların iğnelerini de dikkate aldığımızda kabataslak 1152.80'in önemli bir destek noktası olduğunu görebiliyoruz. Ve buradan başlayan yükselişler kabataslak 1000 160'lara kadar devam etti. Ve bizim almış olduğumuz sinyal aslında bu anlamda önemli. Ama 4 saatlik bir grafikten ve olmuş bir hareketten bahsediyoruz. Bu yüzden de özellikle bu husus bizim için çok önemli. Şimdi ne demiştik? 20 ve 80 seviyelerine göre strateji ve diğer bir strateji neydi? Özellikle mevcut çizgilerin kesişimleri. Şimdi hemen şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Madem özellikle K ve D eğrilerine daha fazla odaklanacağız ve burayı incelemenizi istiyorum. Yani son hareketi değerlendirmenizi istiyorum. Ve son harekette özellikle mavi çizginin kırmızı kesikli çizgiyi mevcut üstten aşağı doğru bir kesişme ile aşağı yönlü bir hareketi destekleyen bir görüntü var. Bakın aslında... Stokastik osilatöre göre bir sinyal almış görünümünde. Bakın, bir sinyal aldığımızı görüyoruz. Evet, 80'den dönüş ya da 20'den dönüş gibi çok profesyonel bir dönüş olmasa da tabii ki ihtiyacımız var mı? Yok. Çok da güzel bir dönüşü görmüş olduk. Bir yandan da dönüşü aslında biraz önce daha indikatörü atmadan grafik üzerine mevcut trend hareketinin mevcut dönüşünü de çok net gördük. Bugünkü günlük analizimiz neydi? GCM Forex'in araştırma departmanı hazırladığı analiz çalışmasında 1162 seviyesinin altında satış baskısı devam ediyor. Nereden döndü? 1160'dan döndü. Kanalın üst bölgesine yaklaştı. Geçemedi. Dönüş kaydetti. Şu anda stokastik osilatör baktığımız üzere özellikle aşağı yönlü hareketi destekliyor. Biraz sonra yani saat 8'e geldiğimizde çünkü 4 saatlik grafiği incelediğimizde 8 mumu açıldığında stokastik osilatöründeki mavi çizgiye dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle aşağı yönlü bir hareketi destekliyorsa satış baskısı etkisini hissettirebilir ifadesini kullanabiliriz. Baktığımız üzere hem trend anlamında hem de indikatör anlamında önemli bir destek mevcut ifadesini kullanabiliriz. Bir de kontrol noktası belirleyecek olursak, kaba taslak bir kontrol noktası konuşacak olursak, özellikle hareketleri değerlendirdiğimizde dikkat ettiyseniz bu bölge biraz daha hassas bir bölge. Yani yaklaşık 50 ile 58 bölgesi kontrol noktası ama baktığımız üzere üst bölge yani kontrol noktasının üzerine çıkamadı. Bu yüzden de aşağı yönlü baskıların devam edebilme ihtimali bir adım öndedir ifadesini kullanabiliriz. Bu yüzden de alt bölgeden almış olduğu yukarı yönlü sinyal yani bu bölgede almış olduğu sinyal aslında çok yetersiz kaldı. Daha doğrusu evet kısa vadeli anlamda önemli bir yükselişi darsa gün içi işlemlerde önemli bir yükselişi desteklese de trendin tam karşısında yer aldığımız için hareketler çok sert olamadı. Bu yüzden de özellikle burada bu hususa biraz daha dikkat etmek istiyoruz. Özellikle nasıl olsa sinyal verdi diye körü körüne işlemlerde yer almak bu anlamda bazen sıkıntıya sokabilir. Özellikle trendin desteklediği bölgelerde işleme dahil olabilirsek Tıpkı şu anda 4 saatlik grafikte aşağı yönlü bir hareketin sinyalini verdiğini gördüğümüz şu andaki düşünceler ön planda olursa zaten daha etkili olacaktır. Teknik anlamda 1162 altında satış baskısı devam ediyor demiştik ve dikkat edildi ise stokastik osilatörü ilgili dönüşü destekleyen bir görüntü içerisinde ve aşağı yönlü hareketleri devam ettirme düşüncesi, güçlüdür. Tabii ki riskinizi minimize etmek için 1152.80'i kırması durumunda da satışlara dahil olabilirsiniz. Burada zamanlama tabii ki sizin için önemli. Ama göstergeyi değerlendirdiğimizde aşağı yönlü bir baskının oluşma potansiyelleri indikatörce desteklenmiştir. Peki Williams Person Range'e baktığımızda yine aynı senaryoyu konuşabilir miyiz? Şimdi burada da tıpkı Stokastik Osinatör gibi eksi 80'den bir destek alıp yukarı yönlü çıkış kaydetmiş. Ve burada yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimali vardı. Ama hareketi değerlendirdiğimizde ilgili bölgenin yine kontrol noktası olarak belirleyecek olursak bu bölgeyi kaba taslak ya da birkaç tane kontrol noktası olarak belirleyecek olursak dikkat ettiyseniz kontrol bölgesi altında kalan bir görüntü var. Yani yükselişler teyit kazanamamış. Dönüşte zaten aslında bunun da net bir şekilde kendisini ifade etmesi şeklinde. Aslında Williams Person range'e göre aşağı ya da yukarı yönlü sinyaller için eksi 80 ve eksi 20'leri beklemek daha mantıklı. Kontrol noktasını belirliyorsak kontrol noktasından dönüşler de bizim için önemli. Dikkat ettiğiniz Williams Person range de mevcut kontrol bölgesinden dönerek ilgili düşüş isteğini güçlendirmiş bir görüntüde seyrini sürdürmektedir. Bu yüzden de özellikle aşağı yönlü bir baskının devam edebilme potansiyelleri vardır ifadesini kullanabiliriz. Saat 8'deki mum bizim için gerçekten önemli. Özellikle 8'deki mumdaki açılışla birlikte ilgili göstergelerin son seyri de bizim için Önemli bu gerçekten buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle aşağı yönlü hareketi destekleyen bir görüntü oluşa, oluşturabilir. Bu e, dikkatle takip edilmelidir ifadesini kullanabiliriz. Genel çerçevede altının kısa vadeli olarak güncel halini bu şekilde sizlere paylaşabiliriz. Hemen bir tane daha e, finansal varlık seçimini gerçekleştirmek istiyorum. Burada güncel olarak sizlerle paylaşacağımız bir o, e, finansal varlık olacağız. Euro dolar, dolar yen, Avustralya doları, dolar, e, dolar Türk Lirası ve ham petrol var. Tekrar bir e, bana tekrar bir e, question ekranında bildirim yapın. Bunun da arasından bir seçim yapmak istiyorum. Çoğunluk olan e, bu analiz çalışmasını gerçekleştireceğim bir bölüm olacaktır. Şimdi de başka başka finansal varlıklar geldi. Brent, Petrol, Sterlin, Dolar, Euro, Türk Lirası. Farklı farklı finansal varlıklar var. Ama Euro-Dolar'ın çoğunlukta olduğunu görüyorum. O halde Euro-Dolar grafiğini atmak istiyorum. Euro-Dolar grafiğini inceleyelim. Bu diğer bölgelerini silelim. Parça parça gidelim. Şimdi Euro dolar paritesinin 4 saatlik grafiğini inceliyoruz. 4 saatlik grafiğe baktığımızda aslında K ve D eğrilerinin kesişimlerine baktığımızda özellikle aşırı satış bölgesinde önemli bir sinyal aldığını ve yukarı yönlü hareketleri tetiklediğini görüyoruz. Bakın. Çok net bir şekilde 20 seviyesinin üzerine çıkmadan bana güzel bir sinyal verdi. İlla 20 seviyesinin geçilmesini beklemek gerekmiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Bana nerede sinyal verdi? Kaba taslak baktığımızda 1.0970-75 bölgesinde yani günün dip bölgesinde bana bir al sinyali verdi. Ben peki burayı kaçırdım. 20 seviyesinin üzerine çıktığı zaman tekrar piyasaya dahil olmuş olsaydım kaba taslak burada ikinci bir senaryo. Peki burada neredeydi? Ona da bakalım. Hemen buradan inceleyecek olursak kaba taslak şu şekilde bir çizgi çekecek olursak burada da mevcut yukarı yönlü çıkışı destekleyen yani 10964'lerden başlayan yukarı yönlü çıkışı Destekten bir görüntüde sinyali verdiğimizi gördük. Bakın bir tanesi KVD eğrisine göre gerçekleşen bir sinyal. Diğeri ise 20 seviyesinin üzerine çıktığı zamanki sinyal. Burada da burada da stratejiler doğru. Ancak burada İşimizi garanti altına almak babında 20 seviyesini de bekleyebilirsiniz. Bu tabii ki sizin düşünceniz, sizin stratejiniz, sizin sisteminiz. Kimisi bu K ve D eğrilerine göre stratejiler oluşturur. Kimisi bu sinyali aldıktan sonra bir de 20 seviyesini ya da 80 seviyesine göre kırılmaların oluşmasını bekler. Ve buna göre stratejiler planlar. Baktığımızda 4 saatlik grafikte iki sinyali de dahil eden ya da 2 sinyale de dahil olan yatırımcı, Güzel kazançlar elde etmiş oldu bugün içerisinde. Şu anda sinyalde herhangi bir değişiklik var mı? Yani yukarı yönlü bir sinyal vermişti. Şu anda aşağı yönlü sinyali verecek bir düşünce, söz konusu mu? Hayır. Çünkü mavi ve kırmızı çizgiler henüz yeni bir kesişme ya da bir kırılma kaydetmiş değil. O yüzden de hala da pozitif bir sürecin devamına ilişkin düşünceler ön plandadır ifadesini kullanabiliriz. Burada kontrol noktası olarak hangi seviyeyi belirleyebiliriz? Hemen burada sıkışmaları inceleyelim. Bakın bu bölge gerçekten önemliymiş. Yani yaklaşık 49-21 diyebileceğimiz bir bölge önemli bir bölgeymiş. Neden önemli? Çünkü özellikle burada destek ve direnç olarak bu hususları bu şekilde manuel anlamda yapabilirsiniz. Bunlar da aslında sizin Risk minimizasyonunuzu bu şekilde belirleyebilir. Buna lütfen dikkat edelim. Kabataslak neden bu bölgeyi aldım? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu bölgenin üzerine çıkarak da mavi çizginin bu bölgenin üzerine çıkarak yükselişleri desteklediğini görebiliyorum. Ama kırmızı çizgi henüz çıkabilmiş değil. Buna lütfen dikkat edelim. Özellikle burada yapılan en büyük sıkıntı şu mevcut alt sinyali geldikten sonra ben pozisyonumu ne zaman kapatırım? Yeni bir sat sinyali geldiği zaman ya da almış olduğum karı benim için bir tatminselliğe ulaşıp ulaşmadığı benim için önemli olan husus. Bu yüzden de özellikle yatırımcılarımızın bu aşamada dikkat etmesi gerekiyor. İlk sinyalimizi 1.0970 civarlarında almıştık. Diğer sinyali 0.965 civarlarında aldık. Tabii ki burada Tam dip noktalardan piyasaya dahil olmak kolay değil. Mümkün de değil. Ee, burada hani kaba taslak en kötü senaryolarda yer almış olsak bile yine karda olduğumuzu ifade edebiliriz. Şu andan itibaren işleme dahil olmak isteyen bir yatırımcı varsa beklemeli. Evet yukarı yönlü bir hareketlerin devam etme ihtimali kuvvetli. Saat 8 mumuna bakmamız gerekir. 8 mumunda özellikle kırmızı kesikli çizgi kontrol bölgesinin üzerinde yer alabilirse yukarı yönlü hareketler devam edebilir ya da mavi renkli çizgi, kırmızı renkli çizgiyi tıpkı satış olacak şekilde bir kesişme gerçekleştirmezse eğer saat 8'deki mumda hala pozitif bir sürecin devamına ilişkin düşünceler ön plandadır ifadesini e, kullanabiliriz. Şu anda tabii ki tercih edilmemeli. Lütfen şu anda bir long pozisyonlarında yer almanın doğru olmadığını ifade edebilirim. Lütfen bu hususa dikkat edelim. Geç kalınmış bir sinyal olarak değerlendirmeli şu anda. Williams Person Range'i de hemen grafik üzerinde paylaşalım. Bakın Williams Person Range yukarı yönlü çıkışlardan sonra tekrar aşırı satış bölgesine geldi. Yani biraz önce aslında alış pozisyonu tercih edilmemeli dememizin gayesi bir nebzede burada desteklenmiş oluyor. Bu yüzden de özellikle yeni mumda yani saat 8 mumunda Williams Person Range'in böyle bir desteği yani yukarı yönlü çıkışı destekleyen bir görüntüsü var mı yok mu bunu incelemek gerekiyor. Özellikle bu husus bizim için önemli. Williams Person Range'e baktığımızda bize yukarı yönlü bir sinyal verdikten sonra yukarı çıkışlarını devam ettirememiş ve tekrar geri çekilmelere başlamış ve bu geri çekilmeyi biz kontrol noktası belirleyecek olursak yine kontrol noktasına yaklaşmadan geri çekildiğine şahidiz. Bu yüzden de özellikle bu hususa biraz daha dikkat edelim. Kontrol noktasını net bir şekilde belirleyecek olursak özellikle zirve bölgesinden kaydedilen dönüşün yani bu bölgeden dönüşün aslında daha öncelerde de önemli dönüş noktaları olduğunu da görebiliyoruz. Şu anda yeniden aşırı bölgede ve henüz bana bir al sinyali vermemiştir. Buna lütfen dikkat edelim. Özellikle bu husus bizim için önemli. Şimdi tabii ki bu indikatörce anlatılanlar. Bir de işin trend görünümüne de bakmak lazım. Yani Şimdi biz osilatörleri inceliyoruz ama trend göstergelerine de bakmak lazım. Ve ciddi bir şekilde düşen trend var ama burada göz ardı edilmemesi gereken husus düşüş trendi içerisinde tepki alımı düşüncesi yani ilgili bölge ile aradaki mesafenin açık olması. Bu açıklık yatırımcıların tekrar long pozisyonlarına dahil olma ihtimallerini kuvvetlendirebilir. Yani yukarı yönlü hareketlerde kanalın üst bölgesine doğru gerçekleşecek olası yükselişler bizim için şaşırtıcı olmamalı. Stokastik osilatör de zaten tam anlamıyla bunu gösteriyor. Ama burada özellikle yeni mumlara bakmak ve yeni mumlara göre bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten bu e, yatırım kararı verirken, biraz daha dikkat edilmesi gereken bir husus. Sadece körü körüne bir indikatöre bakmak doğru değil. Diğer şartları da bu anlamda incelemek gerekiyor. Tabii ki en başta basit teknik analiz ile oluşturduğumuz kanal çizgilerine inceleyelim. Trendin ne olup olmadığını görelim ve buna bağlı olacak şekilde biz indikatör çalışma prensipleri içerisinde yer alalım. Alt bölgeden çizmiş olduğumuz kanal hareketlerine baktığımızda kanalın alt bölgesinin 109 79 geçtiğini görüyoruz. O halde ben şunu söyleyebilir miyim? Basit teknik analiz mantalitesiyle konuşacak olursam, eğer palite 109 79 80 civarlarını kıramazsa yukarı yönlü bir toparlanma görebilir. Peki toparlanma nereye kadar? devam edebilir. Kanalın üst bölgesi 1.1170'lere kadar devam etmek isteyebilir. Peki bunun için makroekonomik tarafta bir görüntü söz konusu var mı? İşte bunu incelemek lazım. Makroekonomik ekonomik, ekonomik takvim bölümünü incelemek lazım. Tam tersini konuşacak olsak 1.0980 aşağı yönlü kırılırsa ne olur? O halde teknik anlamda kanal içi hareketler sonlanır, kanalın alt bölgesi kırılır, satış bölgesi daha da aktifleşir. Burada stokastik asülatörde ilgili K ve D eğrilerine göre bir sinyal verecek olursa yeniden bir satış stratejilerinde yer alınabilir. Buna lütfen dikkat edelim ifadesini kullanabiliriz. Genel çerçevede stokastik osilatörü ve Williams Person Range ile ilgili aktarabileceklerimiz teorik anlamdaki bilgiler, ilaveten uygulamalı olarak sizlere paylaşımlarımız bu şekildedir ifadesini kullanabiliriz. Hemen e, ekstra bir soru var mı? Bunlara bakıyorum. Ardından ne tamamlamak istiyorum. Ya da bir kırarsa, ya da trendten dönüşü yukarıdan beklerim. Takoz mu var orada hocam tarzında sorular var. İşte kanalın alt bölgesinden dönüş kaydetmesi Sokastik osilatörün desteklediği bir görüntü de mevcut ama bunun için Williams-Person range destek vermedi ve şu anda saat şu anda zaten 7.40 saat 8 mumunu da görmemiz gerekiyor ki indikatörlerin yeni mumda oluşan çizgisel hareketleri de burada destek olup olmayacağını karar vermemize katkı sağlıyor. 1.09.80 bölgesi gerçekten önemli bir destek noktası. Yukarı yönlü kanal içi hareketleri destekleyen bir görüntü var. Şu anki aşamada stokastik destekliyor ama net değil. Bunun için sağ 8'e bakmak lazım. Williams range e, de, net bir şekilde desteklemiyor. Aşırı bölgede olduğunu gösteriyor. Sağ 8 mumu bizim e, görüntümüzü daha da netleştirecektir. Buna lütfen dikkat edelim. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Bir sonraki webinar eğitiminde görüşmek dileğiyle. thank you